Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selam veririz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla, en müberra yıldızları hükmündeki ve her birisi insaniyet mektebinin en müstesna, en mübarek öğretmenleri hükmündeki Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz, işimizden doğruyu kolay kıl. Katından destekçilerle bizleri destekle. Kalbimizi ve ayaklarımızı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl. Baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi ve işittiklerimizi hakikatin süzgecinde elemeyi bize nasip et. Rabbimiz, boşa bakanlardan, boşa susanlardan, boşa konuşanlardan ve hasreten boşa yaşayanlardan olmaktan senin alim, hakim, şafi esmalarına sığınırız. Ertelemekten, üşenmekten, vazgeçmekten, tehir etmekten, adam bana ne, bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ak koyun ak, kara koyun kara bacağından asılır. Hem köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek lazım teranesinden senin kemal ve cemal esmalarına sığınırız. Tez zamanda en müsait vesilelerle bizlere şifalar ihsan eyle. Bizleri Müslümanlardan olarak yaşat. Müslümanlardan olarak öldür. Ve salihlerin zümresine dahil et. Allahümme amin. Allahümme amin. Allahümme amin ya mu'in. Değerli kardeşler, aziz izleyiciler, bir kara göründü programında yine beraberiz. Hamd ve senalar müteal olan Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine olsun. Yolcuyuz malum. Bir damla suyun yolculuğu, elin, gözün, kolun, dünün, yarının, göğün, arzın, hülasa, gördüğümüz, işittiğimiz her ne varsa bir damla suyun içine ziplenmiş olduğu, sıkışmış olduğu bir yolculuk bu. Üzerimizden anlar, günler, geceler, aylar, yıllar ve asırlar bir kuş kanadı süratiyle geçer. Ve insan mekanla buluşunca, insan zaman elbisesini giyince onun hikayesi, onun macerası bir anlam kazanır. Bu hikayenin ve bu maceranın her anında şu hakikat gizlidir. Ey insan, sen ne sahipsizsin ve sen ne de sebepsizsin. Senin bir sahibin var ve senin bir sebebin var. Bir sahip tarafından bir sebep için var edildin, halk edildin. İşte bu manada bu sahibe layık olabilmek, bu sebebe ulaşabilmek gayreti ve bu gayretin tezahürü için kara göründü diyoruz. Kara göründü diye bağıracak bir münadiden önce o karayı görmenin, gerekli tertibi almanın ve sahili selamete ulaşmanın gayreti içindeyiz. Bugün sizlerle beraber Müslümanın sinesini en çok yaralayan günümüz insanının en büyük problemlerinden birisini konuşacağız. İçinde yaşamış olduğumuz çağ, belki de insanlık tarihinde kanın en çok dökülmüş olduğu çağlardan birisidir. Bu çağın
arefesinde birinci ve ikinci dünya savaşı, birinci ve ikinci dünya savaşının akortunu bozmuş olduğu dünya tarihi ve siyasası bağlamında hiç bitmeyen artçı savaşlar, hiç bitmeyen silah tacirlerinin zenginleşmesine sebebiyet veren baronların gerdanlarını ve göbeklerini büyütmesine sebebiyet veren hiç bitmeyen stres kaynakları, hiç bitmeyen şiddet kaynakları ve bunların arkasında kan pınarları, gözyaşı olukları, gözyaşları hiç dinmeyen anneler, hıçkırıkları hiç dinmeyen çocuklar. Gelin görün ki bu savaşlar her ne hikmet ise dünyanın doğusunda ve güneyinde, dünyanın güneyinde ve doğusunda cereyan etmekte. Batılı ülkeler, dünya siyasasına, dünya tarihine hükmetme, dünyaya şekil verme iddiasında olan ülkeler, kendi zenginliklerini, iktidarlarını, hükümranlıklarını devam ettirebilmek için, hususen halkı Müslüman olan coğrafyalarda hiç bitmeyecek fitne oyunları sergilemekte, bu fitne oyunlarını o coğrafyaların en temel senaryosu haline getirmektedirler. İşte içinde yaşamış olduğumuz bu çağda, bir yandan negatif anlamdaki mikro milliyetçilikler, bir yandan kabile, kavmiyet, aşiret üzerine dayanmış olan yapılanmalar, bir yanda yöneticilerin yönetimi üst başlığıyla izah edilebilecek sınıf tahakkümü ve bu sınıfın kendi varlığını devam ettirebilmek için oluşturmuş olduğu bir takım manipülasyonlar. Fakat belki de bizi en çok üzen, bizi en çok yaralayan hadiselerden birisi, yüzlerce yıllık İslam tarihinin en kritik meselelerinden birisi olan mezheplerin oluşum sürecinden beri devam eden tartışmanın bu yüzyıl içinde, bu yüzyıl başında almış olduğu şekildir. Maalesef üzülerek görüyoruz ki işte hemen güneyimizde, Irak'ta ve Suriye'de yaşanan hadiseler, bu bölgelerde Müslümanlar birbirlerinin kanını dökmektedirler. Bu bölgelerde ağlayan annelerin tamamı Rabbim Allah'tır diyen anneler. Bu bölgelerde birbirine kurşun sıkan insanlara baktığınız zaman bunlar namaz kılmak için aynı kıbleye yönelen insanlardır. Nasıl? Hangi el? Nasıl bir oyun bu insanları birbirine düşman etmiştir? Öyle bir çağda yaşamaktayız ki ağlayanın da ağlatanın da Müslüman olarak tanınmış olduğu, Müslüman olarak bilinmiş olduğu bir fitneler çağı. İşte hemen güneyimizde, şöyle kuş bakışı bir bakışla baktığınızda göreceksiniz. Suriye, Irak, mezhep taassubunun, mezhepler arası çatışmanın en yoğun yaşanmış olduğu, İslam tarihinde daha önce hiç yaşanmamış hadiselerin cereyan etmiş olduğu bir kaos ortamında. Sormak lazım. Bu anneleri, bu çocukları ağlatan kim? Mezhep üzerinde bina eden, bu fitneyi kurgulayan kim? Hangi el? Bu senaryonun tarafları neler? Bu bizim gibi mütevazı bir programın sınır ve kapsamını aşar. Ama Müslümanların bugün üzerinde düşünmeleri gereken en mühim mevzu hiç şüphesiz ki budur. Bizler varlık bilincimizi, birlik düşüncemizi tesis edemediğimiz sürece emin olunuz ki bu zemin üzerinde boy vereceğimiz hiçbir nokta bulamayız. Yapılması gereken şey bir eczahaneye, bir bilir kişiye müracaat etmek. Yapılması gereken şey bu manada ehil olduğunu tasdik ettiğimiz, haddimiz olmayarak tasdik ettiğimiz ve takip ettiğimiz bir ehliyet ve liyakat sahibinin son anlarında cereyan eden bir hadiseyi sizlerin dikkat ve idraklerinize sunmak. Düşününüz ki vefat arefesindesiniz, düşününüz ki biraz sonra
bu dünyadan ayrılacaksınız. Ne söylersiniz? Sizden sonra geriye nasıl bir mesaj bırakırsınız? Bu sizin ve bizim meselemiz. Ama bahsettiğimiz bu problemlerle alakalı Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe Efendimizin Hazreti Hasan-ı Müşteba Efendimizle gerçekleştirmiş olduğu bir konuşma bugün mevzumuz olacak. Ve bu konuşma üzerinden fitneler çağında Ehl-i Beyt ahlakının, fitneler çağında Ehl-i Beyt olmanın nasıl cereyan edeceğini inşallah mütalaa edeceğiz. Hazreti Ali Efendimiz vefat anında Hazreti Hasan-ı Müşteba Efendimiz'i yanına çağırırlar ve derler ki Hasan, yaptığında sana zarar vermeyecek şu 8 tavsiyemi mutlaka ezberle. Bu 8 tavsiyemi aklından çıkarma. Onlardan birincisi şudur. Unutma. Zenginliğin en iyisi akıl zenginliğidir. Unutma. Fakirliğin en büyüğü, en ilerisi, insanı en zelil duruma düşüren hali ise ahmaklıktır. Ve unutma Hasan, en büyük yalnızlık bir insanın kendini beğenmesidir. Ve şeref olarak bir insanın başına gelebilecek en önemli hususiyet, en büyük iyilik, güzel ahlaktır. Yani bu çağda yaşayan bizler, eğer Ehl-i Beyt ahlakının kendi şahsımızda, şahs-ı manevimizde, hal ve hareketlerimizde tezahür etmesini istiyorsak, yapılması gereken şey bir, akıl dairesinde hareket etmek, bunun gereğini yerine getirmek. İki, bizi varlığın en aşağılık seviyesine düşürecek günaha ve suça karşı fütursuzca günaha ve suça karşı hiç düşünmeden meyletmeyi gerektirecek ahmaklıktan uzak durmak. Ve yine o Ehl-i Beyt ahlakının tezahür nişanelerinden birisi olarak tevazu dairesinde bu hayatı yaşamak ve insanı yalnızlaştıracak, en büyük yalnızlık kuyularına atacak kibirden uzak durabilmek. Ve son olarak güzel ahlakı kendimize şiar ve yol edinmek. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazreti Resul-i Ekrem'den şöyle bir hadisi bize nakleder. Allah Resulü Efendimiz demiştir ki Müslüman o kadar hilm sahibi, o kadar yumuşak huyludur ki uzaktan gören birisi der ki ya bu ne kadar saf bir insan. Uzaktan gören birisi onu pek saf olmakla itham edebilir. Bu manada bizler muhakkak ki güzel ahlakın şubelerini, mekarimi ahlakı kendi şahsımızda birer nişane olarak taşıyacağız. Ama bunu yapıyorken de şu ikinci cümledeki hadiselere dikkat edeceğiz. Hazreti Ali Efendimiz devamla der ki, ey Hasan, sen ahmakla arkadaş olmaktan sakın. Baktın ki birisi hiç durmadan günah işliyor. Baktın ki birisi Allah'ın ona vermiş olduğu akıl nimetini kullanmıyor. Baktın ki birisi şehvet, heva ve ihtirasın peşinden koşuyor. Sen onunla arkadaşlığını çek et. Onunla arkadaşlığını kontrol et. Çünkü o adam sana faydalı olmak isterken zarar veren, zararı dokunan bir insandır. Anadolu toprağı bereketli bir topraktır. Anadolu toprağı has bir topraktır. Hangi ulu kişinin sözünün altına girecek olursanız bakarsınız ki onun arkasında peygamberler yolundan süzülmüş bir hakikat vardır. Rahmetli dedem Ankara'ya yatılı okul için geldiğimde şöyle bir nasihat vermişti. Evlat, eğer arkadaşının hata ve yanlışları onun hareketlerinde ise ona tahammül et. Ama arkadaşının hata ve yanlışı onun karakterinde ise ondan uzak dur. Bilmem kimden öğrenmişti. Bilmem dedeme bunu kim öğretmişti. Ama bir bu kadarlık
Ankara hicretimiz esnasında, bir bu kadarlık dünya sürgünümüz esnasında gördük ve tasdik ettik ki bu doğrudur. Eğer bir insan günaha karşı fütursuz ise, akıl nimetinden istifade etmiyorsa ondan uzak durmak lazım. Çünkü o fayda vermek isterken muhatabına, dostuna zarar veren bir insan olur. Yine bu keyfiyetle beraber üzerinde durulması, Ehl-i Beyt ahlakının fitneye karşı nasıl bir omurga inşa ettiğini göstermesi noktasında önemli bir başka nişane. Hazreti Ali vefat anında, ölüm döşeğinde Hazreti Hasan-ı Müşteba Efendimiz'e şöyle der: Hasan, cimri ile arkadaş olmaktan sakın. Çünkü o kendisine en çok ihtiyaç duyduğun anda seni terk ediverir. Maalesef, ma teessüf. Şöyle bir İslam coğrafyasına lütfen istirham ediyorum. Birazcık yakından bakmayı deneyelim. Haklar, adalet adına tesis edilmesi gereken husus ve hukuklar nasıl iktidar için, nasıl ikbal için, nasıl servet için ayaklar altına alınıveriyor. Rabbim bizi böyle bir keyfiyetten muhafaza buyursun. Adaletin, hak ve hakikatin getirmiş olduğu en büyük saadet cömertlik gibi bir nimettir. Rabbim o cömertlik ilacıyla yaralarımızı iyileştirsin. Darekutni'de bir hadisi şerifte Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurur: Cömertin lokması şifadır. Rabbim cömert olmayı, sofralar açmayı ve içinde yaşadığımız bu çağa cömertlikle cevap verebilmeyi bize nasip eylesin. Dedi ki Hazreti Ali, Hazreti Hasan'a: Hasan, sen fasıkla arkadaş olmaktan sakın, kaç. Çünkü o fasık pek değersiz, pek önemsiz bir şey karşılığında seni satıverir, seni terk ediverir. O anda bir bakarsın ki her şey güzel. Muhabbet o biçim. O anda bir bakarsın ki keyifler yolunda, işler tıkırında ama bir tık ötesinde, ama ilk kavşakta, ama ilk dönüm noktasında bir bakarsın ki her taraf buz duvar kesilivermiş. Yapayalnız kalıvermişsin. Ve senin uçurumdan düşmene sebep olan insanlar suçlu olarak seni gösterivermişler. O halde fısk ehlinden, fasıklardan kaçmak lazım. Yine bu fitneler çağında Ehl-i Beyt ahlakının nişanelerinden üçüncüsü, Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Hasan Efendimiz'e şöyle buyururlar: Hasan, fasıkla arkadaş olmaktan sakın, uzak dur, kaçın. Fasıklık öyle bir haldir ki insan fısk ahlakının tezahürü olarak, göstergesi olarak günahı içselleştirir. Ne var ki bunda canım der. Günahı küçük görür. Ne yaptım ki ben der. Bakın herkes yapmakta, herkes bu suçu işlemekte der. Günahı meşrulaştırır. Kendisine zulüm için karineler kurar, zulüm için karineler oluşturur. Sürete o ilk anda günahı işlemenin vermiş olduğu tat ile beraber fısk üzerine kurulan bir arkadaşlık heva ve hevese, hazza hizmet edecek olsa da bir müddet sonra bir bakarsınız ki Hazreti Ali Efendimizin işaret ettiği hakikat gerçekleşir. Hazreti Ali Efendimiz der ki: Hasan, eğer sen fasıkla arkadaşlık yapacak olur isen o çok değersiz bir şey karşılığında seni satacaktır. Bugün insanlığın her tarafında, İslam dünyasının her tarafında bir takım ittifaklar kurulmakta. İnsanlar sosyal varlıklar. Bu keyfiyet ile beraber baktığınız zaman bazen
Müslümanların diğer Müslüman kardeşlerinin aleyhinde bir takım paktların içinde yer aldığını siz görürsünüz. Bir takım ittifak arayışları içinde yer aldığını görürsünüz. Ve burada maalesef, ma teessüf, adaletin, meziyet arayışının, erdem arayışının, fazilet arayışının yerine günlük iktidar ve üstün gelme hususunun daha belirleyici bir faktör olduğunu görürsünüz. İşte burada bir peygamber mektebi işareti. O fasıklar kendilerine ihtiyaç duyduğunuz an sizi hemen satacaklardır. Ve yine bugün Ehl-i Beyt ahlakının, fitneler çağında Ehl-i Beyt ahlakının dördüncü nişanesi olarak Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Hasan Efendimiz'e vermiş olduğu bir nasihat ile sizden destur isteyeceğiz inşallah. Sonra bir sonraki programda bu mevzuya devam edeceğiz. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Hasan-ı Müşteba Efendimiz'e der ki: Hasan, yalancı ile arkadaşlık kurmaktan sakın. Çünkü o yalancı insan sana uzağa yakın, yakını ise uzak gösterir. Allah Resulü Efendimizin inşa ettiği Medine merkezli nebevi siyasete baktığınız zaman hayatın her aşamasında sadakat, hayatın her aşamasında hakikat, bütün hayata ve kainata, bütün insan ilişkilerine rengini veren ana unsurdur. Allah Resulü Efendimiz şöyle der: bir Müslümanda asla ve kat'a şu üç hususiyet bulunamaz. Bir, Müslüman yalancı değildir. Yalan söylemez, yalana rıza göstermez. İki, bir Müslüman hain değildir. Yani taammüden, yani planlayarak birine kötülük yapmaz. Ve üç, bir Müslüman asla cehalete rıza göstermez. İşte bu manada, bu fitneler çağında Ehl-i Beyt ahlakının oluşturacağı omurganın en önemli rotalarından birisi de budur. Sadıklardan olmak ve sadıklarla aynı safta durmak durumundayız. Rabbim bizi yalancılardan, bizi cimrilerden, bizi ahmaklardan muhafaza buyur. Onlardan olmaktan, onlarla olmaktan sana sığınırız. Bizi Müslümanlardan olarak yaşat, Müslümanlardan olarak öldür ve salihlerin zümresine dahil et. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.